Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte montaj içerisinde oluşturduğumuz bu font iskeletinin Bill of Material dokümanını birlikte yapacağız. Öncelikle montajımın tamamlanmış olan bu dosyamda montajıma sağ tıklıyorum. Bill of Material dokümanımı açıyorum. Bir renk template üzerinden açıyorum şu an. Hazırda bir şablonum yok. Şu şekilde bir sayfa çıkıyor. Bunu onayladığımızda bu sol kenarda Bill of Material yani malzeme listesinde görmek istediğimiz özelliklerin bir listesi var. Ben burada öncelikle neleri istiyorsam her birini üzerlerine çift tıkladığımda bu alana taşıyabilirim. Benim için önemli olan şu an quantity, indeksi, daha sonrasında materyal kısmına geldiğimde materyal adı benim için önemli. General kısmında name, part number'ı içeri alıyorum. Aynı zamanda bu çizimleri, bu çalışmaları kim yapmışsa author özelliğini de içeri aldım. En son en boy yükseklik değerlerini de almak istiyorsam stok altında en boy yükseklik özelliklerimi içeriye taşıdım. Üzerlerine çift tıklamam yeterli olacaktır. Bu kısım sıralaması bizim malzeme listesindeki dizilimi aslında sağlamış oluyor. Öncelikle ben adetlerimi görmek istiyorsam ya da indeksi görmek istiyorsam ona göre bu yanlardaki oklarla sıralamasını ayarlayabiliyorum. Part number gelebilir. Sonrasında name gelebilir. Author'ı en sona atalım. Burada bir de general kısmının altında description özelliğim var. Bunu da içeriye aldığımda her bir parça için özel bir açıklama, özel bir işlem bilgisini de girebiliyoruz. Yine bunu da bu şekilde ayarlamış olalım. Benim programım İngilizce dilinde olduğu için bütün açıklamalarda İngilizce. Ancak ben bunu dışarıya aktardığımda Türkçe olmasını istiyorsam, bu malzeme listesindeki her bir başlığı Türkçeleştirebiliyorum. Bu da şu şekilde. Gördüğünüz gibi her birinin üzerlerine tıklanabiliyor. Sırayla yaptığımızda şu sağ taraftaki yazı alanına baktığımızda buraya ne yazarsak her bu özelliğin karşısında o isim çıkmış oluyor. İndeks kısmını no, quantity kısmını adet, part number kısmını parça numarası, name kısmını proje adı, name kısmını parça adı, materyal kısmına malzeme ve stok değerlerine de yükseklik, genişlik ve en olacak şekilde girebilirim. Description kısmında ise her bir parçanın, partın kendi içerisine description alanı vardır. Burada işlemler hakkında bilgi verilebilir ve bu bilgiler malzeme listesine de yansıtılabilir. Bu yüzden ben description kısmına işlem bilgisi olarak işlem adını veriyorum. Buna da çizen olarak adlandırmış oldum. Şimdi bu değerlerin her biri benim tabloma yansıyacak. Aynı zamanda bu değerlerin girdikten sonra kendi içerisinde de alfabe tek mi yoksa numara sırasına, parça numarasına göre mi dizilsin bunları da seçebiliyorum. Bunu da şöyle şu alt kısımda hangi istediğim başlığı üste alırsam o başlığa öncelik vererek bir dizilim yapmış oluyor. Eğer ismi yukarı alırsam onaylıyorum. Bana alfabetik bir şekilde dizilim yapmış oldu. Gördüğünüz gibi çizen kısmına ismim geldi. Bütün malzeme bilgilerim ve stok ölçülerim yansımış oldu. Ben burada parça adına göre bir dizilim yaptım. Diyelim oluşturmuş olduğumuz tablo üzerinde de tekrar değişiklik yapmak istiyoruz. Bunun için geri dönmek istediğimizde de şu sol tarafta columns sekmesine tıklıyorum. Tekrar aynı sayfaya geri döndüm. Burada name değil, part number'ı en üste aldığımda şu şekilde onaylıyorum. Bu sefer parça numaralarından küçükten büyüğe olacak şekilde bir dizilim yapmış oldu. Şimdi burada her bir parçanın burada tıkladığımda
şu sağ alt köşede bir ön izlemesinde görmüş oluyorum. İşte yay aparatları. Bununla ilgili eğer bir açıklamam varsa, diyelim ki bunlarla ilgili büküm işlemleri olacak. Ve buraya ben sadece büküm yazıyorum. Stil olanların her birine bunu aslında yazabiliriz şu an için. Şu saç kısmında da yine büküm yazılacak. Artık nasıl bir açıklama yapmasını istiyorsanız, işte lazere mi gidilecek, büküm mü yapılacak, özel bir işlem mi görecek gibi. Bu diğer orta destek veya işte diğer adlandırdığımız kalas türlerinde de örnek veriyorum. Bunda da lazer işleme olacak. Gördüğünüz gibi bu işlemler kısmında benim bu alana yazdığım bütün açıklamalar eş zamanlı bir şekilde yansımış oldu. Dosyamızı kaydedelim. Bu şekilde bir bill of material listesi oluşturmuş oluyoruz. Tekrar bu sefer en başta assembly olan bir komutum var. Ona tıkladığımda burada filtreler kısmı mevcut. Bu filtreler kısmında burada hazır filtreler var. Dilerseniz kendi filtrelerinizi de oluşturabilirsiniz. Sheet metalde ben sadece sheet metal özelliği olan parçalarımı görmek istiyorum dediğimde bunları seçtim. Tekrardan onayladığımda sheet metal komutuyla yapılmış olan parçalarımı burada özel olarak filtreledim ve bu şekilde dizdim. Bunu bu şekilde yine teknik çizimlerimi veya dışarıya dokümanımı aktaracaksam yansıtabiliyorum. Tekrar burada assembly kısmına geri dönüyorum. Malzeme listemin içerisinde farklı malzemeler var. İşte pine var, steel var gibi. Ben burada sadece ahşap türü olanları görmek istiyorum dediğimde, yine hazır filtrelerimin içerisine döndüğümde wood materyal seçeneğim var. Bunları aktif ediyorum. Şu şekilde seçiyorum. Tekrar onayladığımda sadece ahşap kategorisindeki malzemeleri benim için listelemiş oldu. Bunları dediğim gibi yine aynı şekilde patlak perspektif ya da teknik çizim gibi dokümanlarımızın içerisine aktarabiliriz. Aynı şekilde bu listeyi de dışarıya aktarımını sağlayabiliyoruz. Şimdi size bir de hazır template oluşturmayı göstereceğim. Bunun için de bu oluşturduğum dosyamızı kaydettik. Tamamdır. Şimdi bu sağ tarafta proje ağacıma sağ tıklayıp Bill of Material'i seçtiğimde Blank Template özelliğimi de açıyorum. Boş bir sayfa açmış oldum. Burada yine soldan ikinci kolumuz kategorisini açıyorum. Az önce yaptığımız ayarların her birini tekrarlayabiliriz. Genel olarak eğer bir template oluşturmak istiyorsak bundan sonraki yapacağımız bütün çalışmaları direkt bu template içerisinde açtığımızda hangi özellikleri görmek istediğimizi ayarlayabiliyoruz. Yine aynı işlemlerle devam edelim. General kısmı içerisinde name, part number'ı alıyorum. Description alıyorum. Author. Daha sonrasında Bill of Material kısmında index ve quantity'yi de seçtim. Materyal kısmına geliyorum. Malzeme adını görmek istiyorum. Daha sonrasında stokta da eğer ölçü değerlerimi görmek istiyorsam bunları da seçiyorum. Şimdi bu yine sıralamasını ayarlayalım. İndeksi en üste taşıdım. Daha sonrasında adet bilgisi, parça numarası, malzeme adı, description'ı en sona alıyorum. Hatta şunu da yapabiliyoruz. Bu oluşturduğumuz başlıkları malzeme listesindeki konumlarında ayarlayabiliyoruz. İşte sola dayalı mı olsun, merkezde mi olsun gibi. Yine bunları aynı şekilde Türkçeleştirelim. Buraya adet bilgisini girdim. Parça numarası. Parça adı. Şuraya malzemeyi yazıyorum. Yine ölçü değerlerini giriyorum. Yükseklik, genişlik. Burada bir tanesini almamışım. Hemen onu da ekledim.
en yazıyorum. Description kısmına yine işlem diyorum. Buraya da çizen dedim. Yine alt kısmında benim için parça numaralarına göre sıralamasını istiyorum. Merkezden alsın diyorum. Her bir başlığı bilgilerimi merkezleyerek alsın. Onayladım. Şu an boş bir template oluşturdum. Bu projemi kaydediyorum. Şurada da yine proje ardından dosyalarımızı bir kapatalım. Partımın adını değiştiriyorum. Bom şablon olacak şekilde bir isim yaptım. Check-in yapıyorum. Dosyamın içerisine kaydolması için. Şimdi bu dosyamı tutup template klasörünün içerisine bıraktım. Bu şekilde template kısmında bom şablonum gelmiş oldu. Şimdi ben bu sayfaları kapattığımda tekrar montaj sayfama döndüm. Montajıma sağ tıklayıp Bill of Material'i seçtiğimde bu sefer şu an proje içerisinde olduğu için proje template'e girdiğimde bom şablonuma ulaşabiliyorum. Öncesinde blank template'e boş şablon oluşturmuştuk ve bizden yeni bir şablon oluşturmamızı istemişti. İşte hangi özellikleri içeriye alacağımızı başlıkları seçiyorduk. Şimdi bundan sonrasında hazır bir şekilde gelecek. Bom şablonu seçtim. Onayladığımda hangi projeyi içeri alacağını soruyor. Bunu da aynı şekilde onaylıyorum. Bütün bilgilerim bundan sonrasında otomatik bir şekilde gelmiş oldu. Dilersen bunu program içerisindeki ulaşabileceğim genel template'ler içerisine aktarabilirim ve bundan sonraki bütün çalışmalarımı da bu şekilde gerçekleştirebilirim. Yine bu şekilde bilgilerim gelmiş oldu. Bunu eğer proje bazlı değil, ben bundan sonraki bütün çalışmalarımda bunu yapmak istiyorum derseniz, bunun için de yapmamız gereken sol üst kenarda Tapson için logosu var. Buraya tıkladığımda File altında Document Template'e Open My Template komutum var. Burada eğer bireysel çalışıyorsanız Open My Template, eğer bir firma bazlı çalışıyorsanız da burada firma isminiz gözükecektir. Ona göre firma ise firma, bireyselse Open My Template'i seçebilirsiniz. İçerisine girdiğimde şöyle bir proje ağacı açılıyor. Şimdi ben burada oluşturduğum bu şablonu sağ tıklayıp kopyalıyorum. Buradaki proje ağacının içerisine yapıştırdım. Çekinimi yapıyorum. Çekini de yaptım. Bu parçanın içerisinden kaydetmeden çıkıyorum. Şimdi artık buraya benim şablonum kaydolmuş oldu. Proje bazlı değil, başka projeler de olsa bu oluşturduğum şablon üzerinden malzeme listelerimi çıkarabilirim. Yine geliyorum, burada montajıma sağ tıklıyorum. Bill of Material'e giriyorum. Bundan sonrasında proje template'i değil, proje template bulunduğunuz proje bazlıdır. My template'in altında bu şablon oluşturduğum şablonu görüyorum. Bunu seçerek onayladığımda yine buradan benden hangi dosyayı alacağını soruyor. Onayladığımda bütün özellikleriyle birlikte malzeme listemi oluşturmuş oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.